Bir önceki videoda margin ve padding inceledik. Bu videoda da display özelliklerinden bahsedeceğim. Yani display özelliklerinden custom da şu. Bazen bir bilginin sadece belli bir ekran boyutunda gözükmesini istiyor olabilirsiniz. Veyahut da bazen bir bilginin sadece o ekran boyutuna gözükmemesini istiyor olabilirsiniz. Yani mesela diyelim ki mobil sitede aslında kursorun gözükmesini istemiyorsunuz. O zaman kursorun gizlenmesini istiyorsunuz ama burada gözükmemesinden kastım aslında gizlenmesi. Halen içeride bu kod duruyor ama siz şunu da diyebilirsiniz eğer bunu Django tarafında diyebilirsiniz tabii ki backend'de sorgulatıp eğer karşımızdaki cihaz mobil cihazsa kesinlikle karusel bilgisini gösterme veyahut da bu datayı gönderme de diyebilirsiniz. Ama şu andaki derdimiz şu biz bootstrap ile birlikte responsif bir yapıda hangi metinlerin, hangi yazıların, hangi bilgilerin gözükeceğine karar verebilir miyiz? Burada da display özellikleri devreye giriyor. Display diye yazalım bakalım karşımıza çıkacak mı? Veyahut da şurada olabilir. Utility kısmında olabilir. Utility kısmında display'in içerisinde vardır. Hiding elements. Evet burası. Hiding elements yani elementlerin gizlenmesi kısmında buradaki yapıları kullanabiliriz. Bir de şey yapalım. Bootstrap'i hemen kullanmaya başlayalım. Bir önceki çektiğim videonun da margin ve padding ile ilgili olan videonun da yine aynı şekilde kodlarını buraya aldım. İsterseniz yine bakabilirsiniz. Hemen buradan devam edelim. Ve diyelim ki 0, 14, Responsive Display özellikleri diyeyim. Çünkü burada amacımız responsive yapıyı ulaştırmak. Peki ben şöyle yapmak istiyorum. H1'den 6 tane yapmak istiyorum. Ve içerisinde de muhakkak text-tre diyerek buradaki yazıyı yazalım. Mesela hepsi primary olsun ama daha sonra bunu değiştiririz. Her birisinin renginde değiştiğini görmek için. Ve lorem 1 diye yazalım. Böylelikle içerisinde yazı olsun. Birincisine geldim. Ve diyelim ki merhaba. Mobil. Uygulama demek istiyorum. Ve diğeri de Merhaba Tablet uygulama demek istiyorum. Ve devam edelim. Buradaki Merhaba yazılarına. Keşke bunu da böyle yapmasaydık da. Şunları da eziyet çektim. Gerçekten de siliyorum. Ve H1'den çarpı 4 tane olsun. Text primary olsun. Tekrar yazacağım. Ve tekrar da içine girip Merhaba uygulama dedim. Evet devam edebiliriz artık. Ne diyecektik? Küçük ekran uygulaması. Peki devam edelim. Veyahut da şurada buradaki bilgilere x small dedim. En azından görelim. Small dedim. Ve medium dedim. Large dedim x taşladım ve x x -laştırdım. Bunu yapmamın sebebi de hangi ekranlarda gözükeceğini göstermek için. Peki text primary text info olsun bu. Text success olsun bu. Ve text warning olsun. Tekrar gelelim secondary. Text secondary diye yazdım. Onun dışında ne olsun? Warning, success, info. Tekrar primary olsun. Çok da önemli değil. Peki kaydettim. Kaydettikten sonra bir de yapıyı görelim. Ctrl-Shift-P'ye bastım. Live Server'ımı açtım. Ve Live Server'ımı açtıktan sonra hepsi geldi. Hmm. Ama ben hepsini görmek istemiyorum. Aslında mesela en küçük ekranda sadece... Merhaba Xsmall uygulaması demek istiyorum. Yani mobil uygulama olduğunu belirtmek istiyorum. Şunu da özellikle mobil diye yazalım. Hem de görelim. Merhaba mobil uygulaması demek istiyorum. Ama diğerlerini göstermek iste istemiyorum. O zaman... Ben sadece bir yerde göstereceksem mesela burada hepsinde gizle veya hepsinde göster gibi seçenekler var. Hepsinde gizle dersem aslında dinan diyebiliyormuşum ama ben şunu yapmak istiyorum. Sadece birisinde göster. O da neresi? X oldu. Yani burada göstermek istiyorum. Eğer nokta varsa bu ne demekti? Klas anlamına geliyordu. Eğer buradaki bilgileri de kopyalayacaksanız o zaman başındaki noktaları da silmeyi lütfen unutmayın. X'in birden noktasını sildim ve bu bilgiyi aldım. Peki şimdi ne oldu? Baktığınız zaman merhaba mobil uygulama kısmı gitti. Peki sağ tuşa tıkladım. Inspect dedim. Ve inspect dedikten sonra buradan mobil seçeneğini seçtim. Responsive yapıya getirebiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Ve istediğiniz gibi dimensionları verebiliyorsunuz. Mesela iPhone dedim. iPhone deyince de gördüğünüz gibi mobil kısmı geldi. Ama kaldırdığım zaman mobil kısmı gitti. Hmm, demek ki sadece mobilde gelmesini sağlayabilmişim. Harika. Buradaki bilgi yani şuradaki bilgi heading'e uygulanabilir bir bilgi değil. Buradaki amacımız zaten bu değil. Yani bunu herhangi bir yere uygulayabiliriz ki birazdan yine farklı bir örnek yaparız. Okey devam. Diğeri nasıl olacakmış? Deneye gidip bakalım. Ben sadece small ekranlarda göstereceksem, small ekranlarda göstermek için ilk önce diyormuşum ki aslında hepsinden gizle. Sonra small'da göster. Sonra medium'da tekrar gizle. Medium ve sonrası, hatırlayın. Burada eğer bir şey söylüyorsanız ve sonrası anlamına geliyor. Burada da aslında small ve sonrasında göster diyordu ki burada medium ve sonrasında gösterme diye seçmişiz. Peki aynısını yazdığımız zaman aslında yine geçerli olacaktır. Hiçbirisine gösterme. Medium da göster ama x pardon laş'ta gösterme diyeceğiz. Buraya geldim bunu da kopyalayalım. Artık buradaki yapıyı aynı şekilde devam ettirebiliriz. Tabii ki bunları düzelterek. Peki Burası ney? Lush'tı. Lush'tı göster ama x'laştı gösterme. Peki burası ney? x'laştı. O zaman hiç gösterme ama x'larca gelince göster. x x'x'larca gelince de gösterme. Peki burada nasıl olacak? Sadece ve sadece xxlaşta göster dememiz yeterli olacaktır. Çünkü ondan sonrası yok. Yani o yüzden de bu şekilde olacaktır. Peki gidip bakalım. Gördüğünüz gibi x'x'laşta gösterme ama xx large'da blok olarak göster diye seçilmiş. Gidip baktığımız zaman harika. xx large görüyorum. Biraz geldim large ve medium ve small ve mobil uygulama. Peki bu benim ne işime yarayacak? Mesela diyelim ki daha önceden de bahsettiğim gibi burada bir karuselimiz olsun ve hem de karuseli bir kere daha kullanmış oluruz, egzersiz yapmış oluruz. Karusele geldim. Buradan bir tane karusel seçeyim. Karoseri seçtikten sonra kopyaladım. Kopyaladıktan sonra da şurada bir tane karosel dedim ve karosel end diye yazdım. İçerisine de yapıştırdım. Daha doğrusu içerisine yapıştırdım. Ve yapıştırdıktan sonra da Lorem Pixum'dan da görsel alalım. Bir daha bir daha uğraşmayalım. Lorem Pixum'dan gittim. Bir tane görseli seçtim. Seçtikten sonra da hemen geldim. Bir tanesini yapıştırdım. Ve 1200-300 olsun bu. Tamam. Diğerlerini de kopyalayalım. Ve yapıştıralım. Ve tekrar yapıştıralım. İmaj görselleri kısmına. Bu 100 olsun. Bu 37 olsun. Bu da 23 olsun. Kaydettim. Gidip baktığımız zaman da burada her şeyi görüyoruz. Harika. Tamam ama ben mobilde aslında buradaki gördüğünüz gibi mobilde gözükmesini istiyorsam şöyle yapalım. Hemen display kısmına gelelim. Mobilde gizle seçeneği seçmem yeterli. Yani hiç gösterme ama bloktan sonra göster diye biliyormuş. Peki geldim ve buradaki class kısmına tabii ki noktaları siliyor olmayı unutmayın. Dinan dedim hiç gösterme ama bloktan sonra göster. Yani tam tersten düşünüyorum artık. Diyorum ki bütün her yerde göster. Small'da göster, medium'da göster çünkü small ve sonrasını da gösterdi aslında orası ve göster, göster. Ondan sonra medium'da göster. Small'da da göster. Evet, harika. Peki nerede göstermeyecekti? X small'da. Yani small'dan öncekinde. O zaman gördüğünüz gibi gitti. Yani bu şekilde de istediğiniz herhangi bir bloğu, herhangi bir elementi, herhangi bir bilgiyi, herhangi bir text bilgisini, herhangi bir görseli, herhangi bir klası nereyi istiyorsanız gördüğünüz gibi gösterip gizleyebilirsiniz. Bu çok güzeldir. Display Properties kısmında bulamayabilirsiniz. O yüzden de açıklamaya ekleyeyim. Şurada Hiding Elements deyip bunu da yazayım ki hemen bulabilirsiniz. Süper. Bu Hiding Elements ile birlikte iseniz herhangi bir yapıyı da gözleyip gösterebiliyorsunuz. Ve yanına da bir açıklama ekleyelim. Ve diyelim ki sadece mobilde sadece mobilde göstermediği de açıklamayı ekledim. Böyle nerede göstermediğini de tekrar hatırlayacak olursunuz. Süper. Bu videoyu da yaptık. Bu video ile birlikte artık herhangi bir bilgi responsif yapıda nasıl gösterip göstermeyeceğimizi de öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.